Maltepe başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu yakasında birçok hizmetlerde bulunan Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 62. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Anmaya katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da bir konuşma yaptı. Süreyya Paşa'nın bıraktığı eserlerden bahsetti. Süreyya Paşa ölümünün 62. yılında anıldı. Anma töreni adını taşıyan Süreyya Paşa Hastanesi'nin bahçesindeki kabri başında yapıldı. İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Süreyya İlmen Paşa için dualar okundu. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç konuştu. Süreyya İlmen Paşa'nın yaptıkları karşısında bizim yaptıklarımız olsa olsa sahildeki kum tanesidir. Süreyya Paşa asker, siyasetçi ve iş adamıydı. Genç yaşta general oldu, askerlikten ayrıldı. İstanbul'da bir dokuma fabrikası, sinema ve opera binası kurdu. 1927'de milletvekili seçildi. Bu kadarla da bitmedi. Kendi adıyla bilinen İstanbul Maltepe'deki Süreyya Paşa Hastanesi'ni kurdu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyya Paşa'nın tüm bu özelliklerinden bahsetti. Şunları söyledi. 1,5 milyon metrekarelik toprağını, arsasını Maltepe'ye bağışlayan, Viyana'ya gidip oradaki operayı izlediğinde gelip burada Süreyya Paşa Operası'nı kuran, ilk fabrikayı açan, ilk futbol kulübünü açan, Maltepe'de ilk derneği kuran, hep ilklerin insanı olmuştu Süreyya Paşa. Anmaya katılanlara Mevlid Şekeri ve İstanbul'da iz bırakan paşa Süreyya isimli kitapçıkta dağıtıldı.